Başarılar diliyoruz. İyi çalışmalar. Karatay Belediyesi ilçe genelinde okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Karatay Kent Konseyi öncülüğünde hayata geçirilen kitap okuma projesinin 2023-2024 dönemi tamamlandı. Karatay Kent Konseyi tarafından belirlenen kitapları okuyan 2100 ortaokul öğrencisi okunan kitaplardan sınava girdi. Sınavda dereceye giren öğrenciler ise çeşitli sürpriz hediyelerin yanı sıra Eskişehir gezisi kazandı. Bu arada sınava giren tüm öğrenciler de şehir içi gezisiyle ödüllendirildi. Projeye katılan Karatay Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Tatlıcak Ortaokulu, Nermin Agah Erdinç Topak Ortaokulu, Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu ile Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda kitap okuma şenliği düzenlendi. Öğrenciler hem ödüllerini aldı hem de Bubble Show, Meddah Osman gösterisi, çeşitli oyunlar ve oyun alanlarıyla öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi. Ya işim var diyor sana, karıştırma orayı, boşver sen beni. Programda konuşan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sadıç, Karatay Kent Konseyi'nin kitap okuma projesini bu yıl 5 okulda yaptığını hatırlatarak proje dolayısıyla Karatay Kent Konseyi'ne teşekkür etti. Eğitim öğretim görevi olmadığı halde o iş bizim işimiz. Okullarımıza hem fiziki anlamda bina yaparak hem spor tesisleri yaparak, hem kültürel çalışmalarımızda, sosyal faaliyetlerimizde bize her türlü desteği veren eğitim gönüllüsü bir belediyedir. Ben huzurlarınızda yine Hasan Başkanıma, okullarımıza vermiş olduğu bu destekten dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen şenliğe katılarak öğrencilerin dönem sonu şenlik coşkusuna ortak olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıç'a da şenliğe ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Eğitim hayatında tüm okullarımızla birlikte okullarımıza destek vermeye, gençlerimizin yetişmesinde onlara belediye imkanlarının kullanılması noktasında destek olmaya devam ediyoruz. Bugün de Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulumuzdayız. Burada 650 öğrencimizle etkinlik yapıyoruz. Bugün de bu okulumuzda kitap okuma şenliği, kitap okuma yarışmaları yaptık. Ama en büyük hedefimiz sizlerin geleceğe hazırlanması. Ülkemizin en büyük gücü sizlersiniz. Geleceğimiz olan siz değerli çocuklarımızsınız. Çünkü geleceğimiz sizlere emanet. Sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz inşallah. Konuşmaların ardından kitap okuma projesi çerçevesinde dereceye giren öğrenciler hediyelerini ve ödüllerini Başkan Kılıcan'ın elinden aldı.